Jason Dinayer konusu da son dönemde çok konuşuldu. Maliyetli bir oyuncu. Hatta Fenerbahçe'ye de önerildi. Jorge Jesus çok istekli değil Jason Dinayer için. Ve ana gündem maddesi konusunda Galatasaray kadar ön planda da değil. Oraya bir stoper takviyesi yapma düşüncesi var. Uzun süredir de üstünde durduğumuz isimlerden biri Ruben Semedo'ydu. Tekrar Dinayer'e dönmek gerekirse Galatasaray için Serkan Dinayer... 2,5 milyon eurodan 4 senelik kontrat, 10 milyon euro yükün altına girilecek bir oyuncu mu? Gerçekten bu kadar ihtiyaç var mı? Yani şimdi odan bağımsız konuşamayız bunu. o gidiyor. Abdülkerim geldi. Ee, bence orada bir stoper ihtiyacı daha var Galatasaray'ın. Çünkü sadece Nelson ve Abdülkerim olacak stoper. Dinaer Abdülkerim olur mu sence? Nelson evet. da gidebilir. O zaman ya şimdi Dinaer'i ben mesela beğeniyorum ve Lyon'da da çok geliştiğine inanıyorum. Hatta üst seviye bir stoper aldığı, olduğunu inanıyorum. İşte kere ayakları çok temiz ve sürekli dik oynayan bir oyuncu, orta sahaya kadar rakip baskısını kırmaya çalışan bir oyuncu. Atletizmini de çok beğeniyorum. Özellikle geri dönüşleri çok çok iyi gelişti. Yani üçlüde bir kere uzun süre oynadığı için geniş alanda daha da zaten atletizmi iyiydi. Bek özellikli bir oyuncuydu. Üçlüde kullanıldığı zaman daha da geliştirdi bunu. Özellikle hani böyle dönüşler, arkaya düşen toplarda ben e, aklımda kalan hep pozitif şeyler, iyi şeyler. Şimdi Galatasaray'ı düşününce hani önde basacak Galatasaray, savunma hattını öne çekecek bu özelliğiyle de, de avantaj olabilir. Ben hala seviyesinin yukarıda olduğunu düşünüyorum. Bu arada 95 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Öyle yani 30'unda geçmiş değil. Galatasaray'a geldiğinde çok genç bir oyuncu. Evet çok genç geldiği için biz sanki böyle hani çok Yaşlı yaşlıymış gibi, gibi zannediyoruz. zannediyoruz. Yani 2 sene oynatıp 30'unda, 2-3 sene oynatıp Denayer 30'unda işte... E, Asya'ya ya da Orta Doğu'ya bir şekilde belki tekrar Avrupa'ya satılabilir bir şekilde de yatırım yapabileceğiniz bir oyuncu. Ee, %95, 1600 küsür pasta %95 pas isabeti yapmış temiz bir oyuncu bence. Ee, Defansif XG dediğimiz, bunu sürekli öne evet. çıkarıyorum, yeni sezonda da çok konuşacağım. Ee, Marke ettiği oyuncuya tanıdığı XG gol değeri, gol şansı. Şimdi Marka Marcao'nun 2.5, Nelson'un 3.8 Denayer'in Fransa Ligi'nde 3.5. Bak Fransa Ligi'nde diyorum. Tek başına Paris Saint Germain maçında bu değer zaten 5 olur. Messi hmm. Neymar Mbappe'ye karşı. Ki şunu da ekleyelim. E, Lyon'da belirli oyun kalıplarına alışmış olmasına rağmen Peter Boş'la beraber çok doğru bir oyun oynayamayan Lyon'da vardı. Böyle çok kötü bir yani Lyon'da kötü, oldu kötü bu. bir Lyon'da oldu bunlar. Hani evet. Lyon e, aldığı Fransa ligi ilk lig bir böyle domine eden bir takım olmadı bu Bak sene. Aksine şöyle, çok kötü bir takımdı yani. Denayer şöyle de bir avantaj sağlar Galatasaray'a. Mesela Carvalho ile konuştuk Galatasaray savunmanın önünde. 6 olur mu diyecektim ben de sana. Free bir oyuncu. Yani zorda kalırsan kullanırsın ama ona gerek kalmaz. Zorda kalmazsam kullanmam. Şöyle dersin. düşünelim. Carvalho varsa oyunu zaten Carvalho ile kuruyorsun. Evet. Temiz ayaklı evet. bir tane stoperim var. E, Abdülkerim var. Abdülkerim var. Diyelim ki Carvalho cezalı oldu, sakat oldu, yorgun oldu bir şey oldu. O zaman savunmanın önünde Taylan'ı kullanıyorsun diyelim oyunu Taylan'la kurmak zorunda kalmazsın. Stoperlerinle kurarsın. İkisiyle de kırabiliyorsun. İkisi de rakibi baskıyı kırarak çıkabilen bir oyuncu. Abdülkerim'in şöyle de bir artısı var. Abdülkerim kesici stoper de olur. Yani biz Konya'da onun ofansif yani oyun kuran stoper özelliklerini gördük ama ondan önce de çok iyi kesici stoperliği de oynadı. Altı ve sol bek de oynamış. Oyuncu Bilmiyorum, kendisi Sol bek oynadı. Altı ben ve sol bek. O yıllarını izledim. Adana Demirspor'daydı. Adana Demirspor'da. Tabii solda Şaban vardı bekte. Abdülkerim vardı. Onunla değişiyorlardı. Bu arada o takımın şeyde diğer stoperi Atta Mahdi, Sağ kenarı da sağ beki de Tayfur'du. Şaban özel miydi? Tayfur mi? Şaban Bingöl'de. Tabii. Şaban sol bekti, Abdülkerim stoperde değişmeli oynuyorlardı. Sağda da Ferhat Çökmüş vardı. O kötü oynayınca Tayfur Bingöl'ü Ünal Karaman sağ beki çekmiş. <laughs> Neyse konuyu dağıtmayalım. Hani bu açıdan da Denayer avantaj sağlar. Ekonomik olarak zor eğer çok zorsa bilmiyorum ama 2,5 milyon euroluk talebi var yıllık maaş özelinde yani diyor istiyor oyuncu bu... Üstünde şey de var İçinde içinde imza parası var. da var İçinde tabii. mi? İkinci zaten için içine arttı. galiba. İçine gömüyorlar genelde. Mesela Gustavo niye 4 milyon euro oluyor? Gustavo kim diye tırnak içinde söyleyenler var ama geldiği dönem Marsilya'nın ikinci kaptanıydı ve <laughs> bir iki sene önce UEFA finalinde misal oynayan. Orada Marsilya taraftarları üzülmüştü. Bayağı üzülü sağ verdikken grafitileri yapılan Denayer bir oyuncuydu Yani konusunda bence e, ben o girilebilir bir oyuncu olduğunu düşünüyorum şu durumda stoper. İkincisi Okan Buruk dörtlü savunma te temeline e, sadık kalarak bir oyun inşa edeceğini söylemişti. E, ama tamam, tut, e, şöyle söyleyelim. Mesela Nelson'u Uluslar Ligi'nde gördük. Üçlü savunma prensibinde oynuyordu. Abdülkerim'i Beşiktaş için düşünürken, hayal ederken Beşiktaş'la ilgisinde sayıs Abdülkerim artı sağ stoper e, diyorduk. Hiç olmadı. Diyelim ki planlar değişmek zorunda kaldı Galatasaray'da. Hatta daha farklı bir oyun inşasında da Jason Denier Nelson'la beraber zaten hiç e, yabancılık çekmeyecekleri bir kurguda da oynayabilir. Van Arnold zaten Hollanda milli takımında Frank de Bruyne'un üçlüsü olmanın sonunda dememişti. Sasha Boy eğer satılmazsa Galatasaray'da dediğim gibi bir yabancı kullanımı olacak. E, gelmiş olduğu yani kiralık gitmişti. E, kiralık oynadığı takımın son 13 maçında üçlüsü olmanın sağ tarafında oynayan bir oyuncuydu gibi gibi e, ekstra bilgileri de verelim. Ama Jason eğer yıllık ücret artı imza parasıyla beraber yedirilebiliyorsa marka anı satışından sonra ve eğer olası bir Nelson satışından sonra da zaten doğrudan isim olarak yazabilir. Mert Müldür konusu Mayıs'tan beri hatta Nisan sonundan beri takip ettiğim bir konu. Fenerbahçe'de bir fiyat sordu. Çünkü oraya yedek bir Türk sabekle yedeklemek istiyorlardı ama gidilen bütün bekler e, A takımda as oyuncu olacakmış evet. gibi ki olurlar bu arada ilgilenen isimler. Maaşlar, paralar o şekildeydi. O yüzden Fenerbahçe bir topa bastı. Mert Müldür'ün hep söylediği bir şey var. O da ee, Avrupa'da kariyerime devam etmek istiyorum diyor ve bu mimaride de Sassolo 8-9 milyon eurodan aşağı öncüyü kesinlikle bırakmak istemiyor. Geçtiğimiz sezon Kaan Ayan konusunu hep konuşuyorduk. 8-9 milyon euro civarı istiyorlar. Aslında biz bu oyuncuları satmak istemiyoruzun kibarca verilen teklifle yani counter offer karşı teklifle yapılan nazik bir cevabı tadındaydı. Ama Kaan Ayan konusunda biraz yumuşadılar. Anladım. Geçtiğimiz sene göre ama şimdi de Mert Müdür konusunda Mert çok mi? sertler. Yani e, bazen e, oyuncuyu bir yerde gördükten sonra gözünüz önündeyken transfer etmek e, niçin daha önemli? Yine Mert Müdür konusunda da bu karşımıza mi çıkıyor. E, tabii ki. E, benim izlediğim böyle Halil Dervişoğlu'nun da gol attığı Kosova maçı olması lazım. E, İstanbul Spor'un stadında oynanan e, 2018-19'da. Mesela stoper oynuyordu bu çocuk. Sabek'te de Fenerbahçe'nin transfer ettiği Murat Sağlam vardı. Murat Sağlam nerede bu? Evet, Murat Sağlam vardı. Evet, öyle bir oyuncu vardı. Şu an hatırladım. Biziye kiralanmış. Ee, bu çocuk hem stoper hem sağ bek oynayabilen bir çocuktu. Kaldı ki Sassuolo'nun genel oyun yapısında da üçünün sağ, yani Sassuolo 4'lüye döndü bu arada. Hmm. Yani her maç üçlü oynamadı ama hem üçünün sağında hem 4'lünün sağında oynayabilecek kapasitede, o teknikle de bir oyuncudur evet. Mert. Bunu bir kenara koyalım. Şenol Güneş onu e, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda sol bekte sıkıntı yaşayınca sol bekte de oynattı. Orada da belirli performansı verdi. Evet savunma noktasında bazen bir sıkıntı yaşayabildi. Arkasına atılan toplarda o manevrayı her zaman ayarlayamadı. O bu çok normaldi zaten yani. Aman Allah'ım bu hatayı nasıl yaptı diyebileceğimiz bir e, hata değildi. Mert Müldür için öyle şekilde bunu konuşmak lazım. Sassuolo aldıktan sonra da e, belli ki e, Türk kulüplerine ve hatta Avrupa'ya, belki Avrupa'ya daha farklı bir fiyat söyleyebilir ama senin almaya mecbur olduğunu düşündüğün bir oyuncu olduğunu anladığı anda Sassuolo'nun için geri adım atsın ki. Anlıyorlar de, bu arada. An, yani. Anlıyorlar. Evet. Bir de Sassuolo genel anlamda da Juventus'un yetiştirici kulübü gibidir. Evet. Ee, yani öyle çok fazla birden birdenbire evet bunu aldık hemen bunu satalım. Aa bu da vardı değil. Hatta ve hatta yine Sassuolo'nun stoperi kimdi? Ünal Aysal da istemişti zamanında ama geri adım atılamamıştı. Acerbi. Açerbi için de e, mi? Açerbi mi Açerbi için de benzer bir şey kullanmıştı Sassuolo. Yani neydi tam kullanım? sözleşmesinin bitimine 6 ay kala falan Galatasaray, Ünal döneminde gitmişti, 12 milyon euro falan gibi para evet. istemişlerdi. Yani çok acayip bir para istemişlerdi. Bu konuda Sassolo'nun pazarlık gücünü kıramazsınız, bu bir. Ama bu tip oyuncuları cesaret edip Viyen'de oynarken transfer Anladım. edeceksiniz. Yani yoksa şimdi İtalya'ya gitmiş, Sassolo'ya gitmiş. Sassolo ben satsam da illa satmak zorunda değilim diyen bir şey de değil, kulüp de değil. Bana geliyorsam, bana bir teklifim varsa bu teklif bu olmak zorunda diyor. Ha, Mert Müdür nasıl anlam kazanabilir bir transfer olur? İşte Galatasaray'ın daha sonra da 7 milyon euro verdi sonuçta böyle. Doğru bir yıllık ücret planlaması yaparsınız bu tip oyuncular için. Ha O planda olmuyorsa yıllık ücret üzerinden bakınca bir dengeleme yaparsınız e, Mert Müldür için. Ki Mert Müldür de aynı Jason Diner'de anlattığı gibi tekrar alınıp tekrar satılabilecek bir oyuncudur. Tekrar değerlendirilebilecek bir oyuncudur. Bunu söyleyelim ama şey i̇şte, e, zaman dağmadığınız için işte 8-9 milyonu demek zorunda kalırsınız. Eğer gerçekten alabilecek gücünüz varsa tabii bu arada. Serkan Mert Müdür. Yani 4.5'a aldıkları bir oyuncuydu. 8 Sekiz istiyorlar. 8'lik bir oyuncu haline getirmediler. Yani Tolyan sakatlanmasaydı bu sezon alacağı süre 30 dakika, 40 dakika, 2 dakika, 5 dakika. Yani, yani Sassuolo'nun ilk 11 oyuncusu değil. Oyuncularını da 8'lik bir hale getirmediler yani bence hala 3 4'lük ya 8 üzerinden konuşuyorum. Ha yok Galatasaray illa diyorsa ki biz alacağız. Çok iyi bir oyuncu. Çok çok iyi bir oyuncu. Yani önde oynayan bir takım için ideal bir bek. Zaten ön ön oyuncusu meziyetlerine sahip bir bek. Mesela savunmada sorun yaşayan bir bek. Önde oynayan bir takım için Türk pasaportlu bir bek oyuncusu bak. Galatasaray alırsa arkadaki dörtlünün iki tanesini Türk, yap. Türk yapacak. Büyük bir avantaj bu. Yani ön tarafta zaten çok yetenekli iki tane Türk'ün var. Doğal olarak senin orta sahada merkezini doğru kurgu gideceğin gideceksin. oyuncular çok daha artıyor fırsatları. İlla al alabiliyoruz diyorsa Galatasaray e, alınabilecek milli takımın iki tane bek var zaten. Zekiçeli alamıyor. alamıyorsun. Birisini Roma alıyor. Birisini de sen almış oluyorsun. O bir açıdan, Balcı işte. Genel da. Çok iyi bir oyuncu. Bir de Önüne mesela hani konuşulan isimlerden Yunus'u zaten kullanabiliyorsun. Solbakeni alırsan yani zor bir transfer olabilir ama diyelim ki aldın. Bu ligin çok üstünde bir oyuncu solbaken kesin. Çok meziyetli bir oyuncu. Tam bir ceza alanı içi, tam bir bitirici, tam bir şut özellikleri olan Pilot bir oyuncu. Pivot kanat diyorum ben. Evet. Pivot yani. kanat. Forvet aslında bir forvet. Evet forvet yani. Doğal olarak planlama kağıt üzerinde çok doğru duruyor. Ama 8 milyon yani... Aşağıya işte orada Sassuolo var. Gıcık bir takım Sassuolo transfer konusunda. Karnevale'de Süper Ligi çok yakından takip eden, buradaki kulüplerin ekonomik durumlarına, oyuncu ihtiyaçlarına e, takımların elindeki bilen, her şeyi bilen bir isim olduğu için Sassuolo'dan oyuncu koparmak zor. Sassuolo bunu aslında her yerde yapıyor. Bak Berardi'de de aynısını yapıyor. Fratesi'de de aynısını yapıyor. Raspadori'de de aynısını yapıyor. Mesela Inter gidiyor Fratesi'yi istiyor. 80 milyon diyor. <laughs> Yıllardır Berardi'yi istiyorlar. Evet. 70 Ver Berardi'nin hayatını bitirdiler. Adamı her sene vermiyor. Görmüş. Açar de aynısını yaptılar. Locatelli Lokatelli ya. dışında. Locatelli de artık hem Juventus olması hem de hani Locatelli'nin kaptan hani önümüzü açın. Yani Raspadori transferi konuşuluyor. 120 milyon euro falan diyorlar. Yani, Başkanlar çok zengin Serkan. Sassuolo biliyorsun. çok şey bu açıdan. Para pul biraz Sassuolo. Rahat var. bir takım.